İngiltere pazarında uzun yıllardır Türk mobilyasını tanıtan Bellona Londra şubeleri de pandemi sürecinde indirdikleri kepenklerini tekrar açtılar. Hem bu süreci hem de bundan sonrasını Serap Hanım'la konuştuk. Uzun bir aranın ardından tekrar Bellona Londra şubelerinde Serap Hanım'la birlikteyiz. Özellikle 2 ayın üzerinde bir zaman geçirdik değil mi? Birçok işletme tabii ki kepenkleri kapattı. Siz de bu dönemde sanırım işlerinizi tamamen durdurmuş durumdasınız. İsterseniz şöyle bir özetleyelim efendim. Bellona olarak neler yaptınız bu dönemde? Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizleri görmek, böyle yayına gelebilmek çok güzel bir duygu aslında. Bizim insan olarak değerlerimiz çok farklıymış. Biz bunun kıymetini bilmiyormuşuz aslında. 2 ay hem iş yerlerinin hem de evde olmanın verdiği stresle birçok şeyin kıymetine vardık aslında. Bu süre içerisinde bizim mağazalarımız kapalıydı. Tabii devletin verdiği bir kararla hem insanların sağlığı hem güvenliği açısından biz de kapatmak zorunda kaldık. Bu kapattığımız süre içerisinde teslimatlarımız kısmen devam etti. Müşteri hizmetimiz devam etti. Ofisimizde çalışan arkadaşımız vardı her iki şubemizde. Ürünlerini soran müşterilerimiz vardı. Onlara da bilgi verebilmek açısından, after sales'larda özellikle, çünkü müşterilerimiz evde oldukça koltuğumun şurası yamuk mu duruyor diye bize arıyorlardı. Artık stresten yapacak başka bir şey yoktu çünkü. Evet. Biz de bunu tabii anlayışla karşılıyorduk. Ürünlerini isteyen veya hizmet isteyen müşterilerimizin yanındaydık ve hizmetimizi verdik. Ama bazı müşterilerimiz ise virüsten dolayı ürünü almak istemiyorum şu an. Hani işsizlik söz konusuydu çünkü büyük bir kitle için. Ürünlerimi istemiyorum, biraz bekletin. Biraz bekletelim dediğimiz, normalde biz 2 hafta bekletirdik biliyorsunuz. 2 ay, 3 ay beklettiğimiz ürünler var depomuzda. Bu kimsenin elinde olan bir şey değildi maalesef. Bunu kimse istemezdi. Ne müşterilerimiz isterdi ne biz isterdik böyle bir durumun içerisinde olmayı. Ama çok şükür ki yavaş yavaş atlatıyoruz. Biz müşterilerimizin nasıl yanında olabiliriz? Hem onları düşünerek hem kendimizi düşünerek, sağlık açısından özellikle. Montörlerimiz müşterilerin evine gittiği zaman maskelerle gidiyorlar. Sürekli vanlarında kolonya, işte el jelleri, bezler bulunduruyorlar. Bunlar çünkü çok önemli şeyler. Çünkü hani karşıdaki insanın sağlığını düşünmek zorundasın. Hani daha sonra üzücü bir şeyler olmasını istemeyiz çünkü çok her gün haberleri takip ediyoruz. Biz de ediyorduk. Ne zaman normale döneceğiz, her şey ne zaman yoluna girecek diye. Ama yavaş yavaş geçiyor, artık normalleşmeye başlıyoruz. Mağazalarımızı açtık. Yine kısmen açtık diyelim. Çünkü kapılarımızı sonuna kadar açıp da herkesi aynı anda alamıyoruz. Mesafeleri korumamız gerekiyor. Bunu yaparken karşıdaki insan, hani bazı insanlar yanlış anlıyorlar. Hani ben de virüslü müyüm, bana virüslü gibi davranıyor. Aslında değil, herkes birbirine anlayışlı davranarak mesafeyi korumak zorunda. Çünkü kimse bilmeyebilir. Hani simptomları yaşamıyorsunuz ama belki sizde de vardır. Çok ciddi şeyler bunlar. O yüzden insanlarımızı, müşterilerimizi, birbirimizi korumak amaçlı. Mesafeyi koruyarak müşterileri içeri alıyoruz. Zaten hemen girişte el jellerimiz var, antibakteriyel. Bezlerimiz var, kolonyamız var, bizim biliyorsunuz vazgeçilmezimiz. Hatta bir ara yok, satan da piyasada bulamıyorduk. Onlardan var. Kesinlikle hemen bir hand sanitizer yapıyoruz. Temizliyoruz, çıkarken de aynı şekilde yapıyoruz. Bizim müşterilerimizi buraya girdikleri zaman rahat bir şekilde, güvende, hani acaba pis midir? Zaten biz millet olarak temiz insanlarız. Hani onda bir şüphemiz yok. Ama girdikleri zaman çıkarken o gönül rahatlığı olsun istiyoruz kendilerinde. Sürekli böyle bir temizlik söz konusu oluyor bu arada. Ekstradan bir temizlik oluyor. Şükürler olsun, bizler de mağazamızda çalışanlarımızda herhangi bir şeyler olmadı. Veya hasta olan olmadı. Hepimiz sapasağlam ayaktayız. Herkese çok dikkat etmesini söylüyorum. Yani buradan insanlar gerçekten ürünü isteyen de olur, istemeyen de olur. Bazı insanların evinde koltuk yoktu, acil bekliyordu. Montajlarınız nasıl gelecek? Maske takıyorlar mı? Eldiven takıyorlar mı diye sorular. Tabii şu anki gündemde olan önemli sorulardan bir tanesi. Kesinlikle onlar gereken önlemleri alarak müşterilerimiz evine giriyorlar. Bu konuda hiçbir şekilde şüphe kalmasın kendilerinde.
Yani diyorsunuz ki siz hem mağaza olarak hem de çalışanlar olarak bütün gereken önlemleri alarak kaldığımız yerden yola devam ediyoruz diyorsunuz. Peki bu aşamada efendim özellikle bu sürede Türkiye'den gereken ürünler geldi mi, yeni mobilyalar geldi mi, bazı değişiklikler yaptınız mı? Şimdi aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Bu bazı müşterilerimizin ürünleri, daha doğrusu tam Mart zamanında, Mart sonunda sipariş aldığımız ürünler biraz gecikmeli gelecek. Bunu buradan hatırlatmanız da çok iyi oldu, teşekkür ederim. Biraz geç gelecek çünkü fabrika 2 ay boyunca %30 kapasiteyle çalıştı. Sadece bizden sipariş girmiyor, bütün dünyadan fabrikaya sipariş gittiğinden dolayı kendileriyle geçen hafta konuştum, çok kötü sıkıştık. Şu an %100 başladık, herkes işine geri dön denildi. O yüzden biraz gecikme yaşayacağız. Normal şartlarda 2 ayda teslimat yaptığınız bir ürün 3 ayı bulabilecek. Bunu buradan söyleyelim, kesinlikle bizle alakalı bir durum değil, fabrikayla alakalı bir durum da değil. Çünkü kronik hastalığı olan insanlar vardı, onları çalıştıramadılar maalesef. Bu da herkes bunu anlayışla karşılamak zorunda. Yani biz de, müşterilerimiz de, çünkü istenilen veya elde olan bir durum değildi. Ama şu an fabrikamız çalışıyor. Tekrar çok hızlı bir şekilde normale döneceğimizi söylediler onlar da. Bu ara içerisinde konteynerlerimiz geldi. Müşterilerimize yükleme yaparken ben aradım. Çoğunu aradım, tek tek aradım. Hani ürünü yükleyeceğim, istiyor musunuz diye. Çünkü virüs öncesi konteynerler de bekliyor. Depoda almak istemiyorlar. İnsanlarla muhatap olmak istemiyorlar. Çok haklılar yani bu konuda. Tekrar getirip depoyu bekletmeyeyim diye herkes arıyorum. Ürünleriniz hazır, yüklememi ister misiniz? Teslimat alacak mısınız diye. Şu an normale dönüyoruz. Arkadaşlar da son işlerine koştukları için çok mutlular aslında. Çünkü o 2 aylık bir zaman çok uzun geldi. Yani hani tatil gibi değil. Evde olmak, dışarı çıkamamak gerçekten çok psikolojisi bozulan insanlar oldu. Yani kolay değildi. Ama atlatıyoruz hep beraber. Harika Serap Hanım. Hemen son olarak şunu sormak istiyorum. Gözlemliyorum aslında havanın güzel olmasıyla birlikte, yazın da gelmesiyle birlikte birçok tadilat, inşaat işi de başladı değil mi? İnsanlar yeni dekor yapıyorlar. Hem bu durumu, evde kalma durumunu da tabii ki göz önünde bulundurarak. Siz buna göre herhangi bir önlem aldınız mı? Ya da herhangi bir indirim uyguluyor musunuz? Yeni ürünler geldi mi? Nedir son durum? Dediğiniz gibi bu zamanlarda tadilat yapan insanlar çok oldu. Eşlerin evde olmasını değerlendiren hanımlar çok oldu. Bununla birlikte yaz tatiline gitme düşüncesini kaldıran, planlarını iptal eden insanlar da çok var. Bundan dolayı hani evlerine ağırlık verip, özellikle örneğin bir hastalık geçirmiştir, bu virüsten etkilenmiştir, yatağını değiştirmek istiyor müşterimiz. Veya baza başlığı yenilemem lazım, tekrar bir yayılma söz konusu olabilir. Çünkü biz çok titiz insanlarız. Aynı zamanda pipirikliyiz de zaten. Acaba yatakta kaldı mı, işte virüs içinde yaşıyor mu? Bu sebeplerden dolayı özellikle hani önemli olan yataktır gerçekten. Yatak ve baza başlık olarak 50'şer tane bir stoklarımıza getirdik bu dönem içerisinde. Ve bunları çok ucuz bir şekilde, yani %50 indirimle depomuzdan çok hızlı bir şekilde vereceğiz müşterilerimize. Değişiklik yapalım. Müşteri evindeki yatağını kullanıyor, değiştirmeye zaten niyeti vardı. Bu durumda bahane oldu, sebep oldu, hemen yatağını değiştirelim. Çünkü biz ne kadar beraber çalışırsak o şekilde çok çabuk atlatabiliriz millet olarak. Dediğim gibi güzel şeyler bekliyor aslında biz, ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor galiba. Ama indirimler peşin alan müşterilerimize indirimlerimiz devam ediyor. Kesinlikle peşin aldığı takdirde sipariş gelene kadar ödüyor. Peşin derken hepsini aynı anda ödemiyor. %40 indirimlerimiz bütün ürünlerimizde var. O yüzden hem Lewisham Güney Londra'daki mağazamıza hem de Kuzey Enfield şubesindeki mağazamıza uğrayabilirler. Müşterilerimiz gelmek istemezse mağazalarımıza lütfen arasınlar. Eğer aradıkları takdirde ulaşamazlarsa sosyal medyadan veya Facebook'tan ben yanıtlamaya çalışıyorum bütün soruları. Ama tekrar denesinler. Biz mağazadayız. Biz müşterilerimizi bekliyoruz burada. Sadece bu ara biraz telefon yoğunluğu oluyor. Müşterilerimiz evde otururken şunun da fiyatını sorayım, bunun da fiyatını sorayım diye çok bir telefon şey oluyor. Çıkmak istemedikleri için evden dışarı. Müşterilerimizi bekliyoruz her iki mağazamızda da. Mağazalarımız artık açıldı.